kongrede bu Ankara'cında demokratik olmayan bir tüzük var. Bu ne zamandan beri elden ele dahi gezmeyen bir tüzük. Cemal Aydın başkanlığı zamanında dahi ulaşılamayan bir tüzük var. Bu tüzükte Ankara'cı taraftarı kongrede üye olamıyor. Oy kullanamıyor. İşte Mehmet Başkan'ın esnaf arkadaşları, şoför arkadaşları Ankara'cının kaderini belli ediyor. Başkanını seçiyor. İnşallah bu şekilde bir tüzüktür. Şimdi şimdi bu orada bak söylüyor. Açılış yoklama, başkanlık divanı, saygı duruşu, istiklal marşı bunlar zaten standartlar. Tutanakların imza yetkisi verilmesi bu da tamam. Önemli olan madde 5. madde. Dernek tüzüğü ile ilgili maddenin ihtiyaç duyulan değişiklikler görüşülerek tüzük tadilatının yapılması. Şimdi bu madde önemli. Ama ben Ankara yönetiminde şunu istiyorum. Bekliyorum. Tüzükte hangi maddeleri değiştirmek istiyorsunuz? Ne değişiklikler olacak? Bunu bir kongreden önce paylaşın. Önceki hali böyleydi, yeni hali böyle. Evet, güzel. Belki bunun içerisinde taraftarların, delegelerin, hukukçuların başka fikirleri olacak, başka önerileri olacak. Mesele neticede demokratik bir tüzük yapısına kavuşması Ankara Gücü'nün. Ankara Gücü taraftarının, Ankara Güçlülerin yönetimde söz sahibi olabileceği, Ankara Gücü'nün ile ilgili kararları verebilecek insanların oradan olacağı, demokratik bir yapının oluşması. Bunu sağlamak için bu tüzük değiştiriyorsa evet bunu madde madde Ankara bence hazırlansın. Hizmet eden insanların orada işi yok zaten. Başkalarının işi var orada. Evet. Ya yani onların onurlandırılacağı, üyelik ücretlerinin belli edileceği, yani şimdi Ankara üyelikler açılıyor tamam ama 3000 lira deniliyor üyelik giriş aidatı. Kimse bu sefer o parayı verip üye olamıyor. Şimdi insanlar kulüpten ihraç ediliyorlar. Şimdi haberleri olmuyor aidat ödemediği için. İhraç da etsen zaten bunlar bir yasa şeklinde biliyorsun. Derneklerden ihraç etmek genel kurulla ilgilidir. Genel kurul haber vermesi lazım. Evet. Sen parayı yatırırsın yatırmasın o başka. Şimdi kulüplerde eskiden vardı. İlhan Cavcav 1000 kişinin şeyini 500 kişinin yatırırdı kendisi. Her yerde öyle oluyor. Aziz Yıldırım 1000 kişinin öbürkü her yerde böyle. Esasında normalde dernekler kanunuyla yönetildiği için kulüp, onun için bu hale geldi kulüpler. Yoksa daha farklı bir yapıya gelmesi lazım kulüplerin. Daha ekonomisiyle ilgili, yapısıyla ilgili bir yapı yapılması lazım. Bu yapıyı da kulüpler yasasıyla ilgili bazı noktaları çalışarak kulüplerin önüne getirmek lazım. Evet. Yani ama işte bu ne biliyor musun hocam? Biz bu işi kendimiz beceremiyoruz. Devlet kendisi bunu zorunlu yapsın. Aslında sen bu kulübünü öyle bir demokratik hale getirirsin ki kanunlardan daha demokratik hale getirirsin. Şimdi severler şimdi sevmezler. Şimdi Ankara Gücü'ne Etimesgut Belediyespor belediye takımıdır normalde. Evet. Ama kendi yönetimi vardır. Ama o derneğin tüzüğünde örnek gösteriyorum. Yöneticilerin kulübe borçlarından sorumlu olduğuna dair tüzüğe bir madde eklettiler. Bunu kanunu beklemediler. Normal. Kendileri hallettiler. Tamam. Yani eğer yapmak isteniyorsa bunlar bu şekilde kulüp tüzüğüne eşlenebilir. Yo, 2000'li yıllarda ben bilirim Gazi Osman Paşa geçen de anlattım. Tüzüğüne koydu. Altyapıdan iki oyuncu oynatmak mecburiyetidir. Antrenöre çağırıyor diyor ki altyapıdan iki oyuncu oynatabilir misin? 9'da iki tane altyapıdan oyuncu koyacaksın. Başarısızlığım benim diyor adam. Antrenör kabul ederse imzalıyor, etmezse imzalamıyor. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Tüzüğe koyarsan kendin her şey olur. İşte bunu vakit de var. Kongre tarihleri ne zamandı? Hemen bir daha bir bakayım. Şubat'ın ilk hafta, ikinci haftası galiba. 15 gündür. 15 gün bundan sonra 15 gün bir süredir. Tam tarihi bugün ayın 20'si. 12'si çarşamba günü. Evet. Yani şöyle bir bakarsak 22 gün var. 22 gün var. 22 günün 10 gününde Ankara Üçlüler kulüp sitesinde, sosyal medyada bu tüzüğün yeni halini tartışsalar ve kongreye böyle bir tüzük gelse şimdi, bence çok daha güzel ve keyifli hale gelir. Şimdi tahmin ediyorum büyük bir ihtimalle daha
güzel bir tüzük şeyi yapabilir bu yönetim diye düşünüyorum. Ben daha da söylüyorum, o tüzük tadil olacak kadar dahi değil. O tüzüğün baştan yazılması lazım. O kadar antidemokratik, o kadar kötü bir tüzüğü var Ankara gücünün. O kadar bağlayıcı şeyler olması lazım ki Ankara gücü bu yaşadığı kabusları, son 10 yıldır yaşadığı kabusları bir daha yaşamasın. Bir yönetim hegemonyasına girmesin, tek adamlığa girmesin. Muhakkak. O koltuğa oturan kişi başarılıysa elbette taraftar da zaten hakkaniyetli bir şekilde gitsin, oyunu versin, tekrar devam etsin. Ama o kongrede yumruklar değil, projeler konuşsun. Adaylar çıksın, taraftarı yapacakları konusunu ikna etsin. Söyledikleriyle bağlayıcı olsun. Şimdi, bir divan kurulu oluşsun mesela Ankara gücünde. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da var ya, kulüp başkanları, yöneticileri gidiyor. Orada divana hesap veriyorlar, muhakkak, anlatıyorlar. Tabii, farklı bir şey. Ha, bunlar olsun. Bunlar bir konuşulsun ama. Neler olacak? Hem divan olsun, hem yönetim kendine tüzükte bağlayıcı işler yapsın. Evet. Hem de Ankara gücü 300 kişiyle, 200 kişiyle kongre yapmasın. Ben Talat'ın seçildiği kongrede 35 kişi söyleniyor, 35 kişi bile yoktu. Biliyorum canım. 20 kişiyle kongre yapıldı. Ondan orada sayı bile yeterli ondan değildi. Ondan evvel bir başkası 50 kişiyle geldiler, aldılar. Orada ses etmememin nedeni o kongrenin görüntüleri, kaydı var. Orada 35 kişi bile yok. Sadece rahmetli Şahinoğlu divan başkanı olarak, kulüp başkanı olarak kalmasın diye ses etmedim. Çünkü proje de oydu biraz. Divana teslim edip yönetime, divan başkanı üzerinden kongreye devam etmekti. Bir manada kayyum gibi bir işti o iş. Hiçbir sorumluluğu olmayan şimdi divan Ankara üzerinden. Ankara gücü çok kötü zamanlar yaşadı biliyorsun. Ya maalesef. O günleri de unutmamak lazım hocam. Muhakkak. Gerçekten çok can acıtan zamanlardı. Çok. Ankara gücüne, 110 yıllık Ankara gücüne çok azap çektirdiler.